Abi dün gece neydi ya? Yeni kutladık. Ben bir şey anlamadım. Ben rüya falan görmedim değil mi? Gerçekten o yayın sonu. Ya evet, gerçekten çok teşekkür ediyorum ilginiz, alakanız için. Bir anda yani böyle bir sevgi patlaması oldu sizlerden. Çok teşekkür ediyorum. Herkese. Catalyze the anima. Bir. İki. Sonra da potion'ı döküyoruz. My Margrave, what has befallen you? No, I can undo this. I must. Dear Nell, forgive yourself. I am lost, but you must endure. No more. No more. Çok güzel seslendiriyorlar ya, inanılmaz. Yani Remnant of Ner'zhul'un seslendirmesi de böyle, çok güzeldi. Your abilities have a low chance to inject your with the slime dealing. Wow. Your healing abilities. Bence ben bunu alayım. Enjoy your field Oo, return. Prokladı. Delighted to help you with your own project. I will meet you soon, my apprentice. Burada bir yerde olması lazım ya şeyin. Dungeon quest'inin. Sen mi vereceksin? You look oddly hale today. Yok. May your path. O değil. Ama sanki şu an o dungeon, Plagfall'un dungeon quest'ini almam gerekiyordu diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Şu an en yaygın Hunter spell'i hangisi acaba? Valla şu an hala şey oynanıyor bildiğim kadarıyla, Marksman. Ama geçen gün WoWhead'de yayınlandı. Survival Hunter'ın mitik şeyi inanılmaz yüksek çıkmış DPS ratinglerinde. Evet, ben şu an bulamıyorum o quest'i arkadaşlar. Ben buradan devam edeceğim galiba. Evet, survival'ı dedim. Yani DPS ratinglerinde yüksekte gözüküyordu son almış oldukları şey raporundan sonra. O DPS loglarını inceliyorlar da. Ah, bir pazar pazar 90'lar Türkçe açsak ne güzel olurdu ya. Artık onları bilmiyorum ya. Sonra papaz oluyoruz. Video sessizde kalıyor, yükleyemiyoruz falan. Eğer bunu YouTube'a aktarıyor olmasaydım belki açardık, sonra yayın tekrarını silerdik de. And what Unlike her. I will not leave my task unfinished. Let your strength my cause, and I will answer her pleas for help. However long Mephele stands between us and Morbitan, but not for long. Buradaki görevler de inanılmaz ya. Drakayla şu an
Lady Wash çok anlaşamıyorlar. Hatta Draka'ya laf sokuyor. O barones olarak kendi house'unu bırakıp çekip gitmiş olabilir ama ben kendi işimi yarım bırakmam diye. Intruders, you will not interfere. Biz bunu ne zaman atacağız? Weakened olduğunda diyor ama. Bunun weakened seviyesi ne acaba? Onu alamıyorum ben. Ha, weakened. Tamam. Now show him what will happen if he does not cooperate. Selamlar, uzun mu, yayın mı, pazar mı? Aynen, üçü de. Hoş geldiniz. Üçü de var. Hem uzun hem yayın. Pazartesi sendromu yaşamamak için yayın açtık arkadaşlar. Oo, Chain of Bahmetra mı düştü GZ Goldagi? Geox the Spirit, sen yazılımcı mıydın? Kendin bir oyun yapmak istesen türü ne olurdu? Wow. Evet, yazılımcıyım. Kendi oyunumu yapmak istesem türü herhalde macera olurdu ya. Ben değişik şeyler denemeyi de severdim. Mesela 12 Minutes oyunu tam benim tarzımda yapacağım bir oyun olurdu diye düşünüyorum. Hani içinde hikayesi olan ama bir yenilik getiren tarzda bir oyun. Ben aslında her zaman onu söylüyorum, yani 12 Minutes ağır eleştirildi bazı konularda. Haklı eleştiriler de, ama hani olduğu oyun için mi yoksa olmak istediği oyun için mi değerlendirmemiz lazım demiştim. Herhalde ona benzer bir oyun olurdu benim yapacağım bir oyun. Neden MMORPG değil? MMORPG'yi ben kendi başıma yapamam yani. Benim yapacağım oyun öyle bir oyun olurdu. Yani ben bu oyunun ne kadar külfetli bir şey olduğunu, MMORPG janrasını çok iyi biliyorum. Yani de ağrısız başımızı ağrıtmaya hiç gerek yok yani. İnan alakası yok aslında yenilikle. Çok hayal kırıklığı oldu o açıdan. Ya evet, aslında Samet'cim, yani anlayabiliyorum ben de ama ne bileyim ben, yani fikir olarak sanki güzel düşünülmeye çalışılmış bir oyun gibi geldi bana. Tabii ki de eksikleri vardır yani. Ki ben diğer, yani MMO haricindeki janralarda çok fazla deneyimim olmadığı için tam bir şeyim yok ama. Hocam sen Blizzard'a başvur, bir zaten şu an eleman açıkları var. Niye başvurayım canım, ben hayatımdan memnunum. Ben yayınlarımdan da memnunum. Bir anda niye yayınlarımı bırakmamı istediniz başvur diye. Hem olduğu hem olmak istediği oyun olarak üzücü. Yani ben ondan biraz şey sezmiştim. İşte roguelike ama hikaye tabanlı roguelike. Yani oyunda gittikçe bazı şeyleri öğreniyorsun hikaye anlamında. Onları uygulayarak çözmeye çalışıyorsun hikayeyi. Eğer onu da olamıyorsa tabii o zaman kötü yani. Maxim hoş geldin bu arada, selamlar. A secret ritual. A perfect bait to draw him out.
Konuşması bitene kadar maden aldım buradan. Make it quick. I will await you at the ritual site to the north. Work quickly. Bundan da alalım mı görevi? Arkadaşlar bu Kalik gördüğünüz bu eleman. She is the word. Sonradan ne olduğu anlaşılacak. Bir Night Warrior'mış. Aa, bunları mı yapacaktık? Hatta ritüele katılıyordu bizle birlikte hatırlarsanız. Thornwright'ların onları yapan mimarıyla birlikte. Niye öyle tekrar ettin ya? Ne işimiz olur Blizzard'da falan. Yani eski Blizzard'da çalışmak istenir tabii ki canım. Çalışılmasın da hani ben şu an memnunum hayatımda. Bir de bu öldürdüklerimizi şey mi yapacağız? Fractured Anima Crystal toplayacağız değil mi? Peki. Bu arada 56 olmak üzereyiz arkadaşlar. Gümbür gümbür geliyoruz. Wow 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 wow, bu ne kadar DPS? Adam coştu. Shadowlands'da uçma kaç günde açılır acaba? Yani hiçbir fikrim yok. Yeni başlayan bir oyuncu için Rinaldo'nu kasması gerekiyor. 9.15'te Rinaldo'na da bir kısa devre yaptırtacaklar. Orada 9.15 geldiğinde bir karakter daha kasarız. Hani oradaki gerçekten anlatılanlar ne olmuş, yapılabilmiş mi? Aa, şeyi yapmadık, dur. Öldürdükten sonra şeyi kullanmadık. Nerede öldürdük biz bu adamları? Burada mıydı? Ah, gitti mi? Cenazeleri kalkmış. Neyse, diğer taraftan şey yaparız. Adamları kestiğimizde kullanırız onu. None shall stop us. Kamera bize oyun oynuyor. Bir ay sürer mi Miraç abi? Ya sürmez ya, hayır. Yani 9.15 geldikten sonra kesin sürmez de. Corpse of Anima, Maldrasit Dust şeyleri toplayacağız. Şu etrafta turşu bidonu gibi kaplar olacak. Onları toplayacağız, şunlar. Ya da eski beyaz peynir bidonu. Gençler hatırlamaz ama, değil mi? Öyle peynir bidonu deyince aklınızda bir şey canlanmıyor. Tam yanında vardı kavanoz. Var mıydı? Görmedim o zaman. Bunun bu tarafında var mıdır?
etrafına bakalım. Ne var kavanozda? Abi bidonun içinde neden peynir var? İşte eskiden öyleydi. Mesela vücut yapanların peynir altı tozu suyu diye bir şey vardır. Protein bakımından çok zengindir o mesela. Onu o bidonların dibinde biriken bir tozdur o. Hele bir de peynir tuzluysa suya yatırılır. Yani benim babamların falan memleketinde öyle mesela. O da yerinden kalkmaz arkadaşlar. Bir ağırdır o. Görmeniz lazım onu yani. Hani tecrübe etmeyen bilmez. Onun içinde su vardır ama artık peynir suyun içerisine çözünmüştür. O density bir değildir yani hani. Külçe gibi falan bir şey olur o peynir bidonu. Böyle beyaz iki kulbu vardır tutmalık. Bir dakika ya, Google'dan peynir bidonu yazsak çıkartabiliriz herhalde. Aha, vallahi çıktı, al işte bu peynir bidonu bu. Bu arkadaşlar. Benim dediklerim ama şunlar. Şöyle eski usul. Tulum peyniri falan konur bu bidonların içine. Öyle. Şunlar biraz daha köy peyniri, salamura köy peyniri, bu yeni. Ama benim dediğim sapı da plastik olan. Şunlar mesela. Bunlar var ya yani yerinden kalkmaz ya. Şey gibi. Demir gibi ya. Bir şeye de benzettim. Demir gibi oluyor. Yeni model. Ya o içi gözükenler, sarı kaplı olup şeyler falan, onlar gerçekten yeni yani. Plastik kap içinde kanserojen olmaz mı ki? Vallahi olmuyor herhalde ya. Yani çünkü serin yerde saklıyorsun onu. Tabii ki de öyle güneşin altına falan koymamak lazım. Plastik demirin şey, plastiğin eriyebileceği sıcaklıklarda tutmamak lazım. Yoksa peynir ölür zaten yani. Hani peynir mi kalır ortada? Ama hani milyonlarca yıldır bu kullanıldığı için demek ki yapmıyor yani. Hocam senin boy kilo kaç? Bazı resimlerini buldum, obez gibi duruyor. Bana mı söylüyorsun bunları ya? Mur Bilhan. Yoksa bir daha böyle adab-ı muaşeret kanunlarını falan mı şey yapalım yani hani. Çok mu yüz verdim, ne oldu? Üslup şahane. Hakikaten yani. Normal hayatta da böyle mi konuşuyorsunuz mesela? ...108'di değil mi o? 104'ün yerine mi taktım ben onu? From prepare the ritual. Our ruse must be convincing if we are to deceive Morbitan.
Ya da ailede öyle mi yetiştiriliyor falan mesela. Hani mesela bir böyle bir şey soracak olursan falan. Haddin olmayan bir şey soruyorsun mesela. Hani bunu soracak olursan üslubun da bu olsun falan diye aileden mi geliyor hani öyle bir. Abi bizde bu normal aslında ya. Biz hani böyle bir şey görmedik. Bir yanlış mı oldu kusura bakma falan. Hani sanki uyarmamı bile gerektirmeyecekmiş gibi doğal olarak böyle sorulunca falan diyorum ki herhalde yani öncesinde de böyle gördü. Çok yanlış. Arkadaşlar yani bana neyse de başkasına yaptığınızda çok çok kötü cevaplar alırsınız. Böyle sorular sormayın. Yani gerçekten kilolu birine dersin, body shaming yapmış olursun. Bunun farkında olmak gerekiyor. Ya tabii canım yani böyle soru mu sorulur ya? Normal hayatta böyle bir terbiyesizlik yapsalar ağızları kırılır ama ciddi terbiyesizlik yani yazık. Yani evet işte ama şimdi bunu ya uyarsan olmuyor, uyarmasan gidecek başka bir yerde yapacak. Başkası bu sefer rahatsız olacak bundan. Bir de bazen ben de böyle hani normalde şey davranılmadığı için bunun gibi boş bulunuyorum. Her yorumu okuyorum mesela. Abi şu anki işin ne diye sormuş. I'm sorry kanka. Ben bilgisayar mühendisiyim. Yazılımla uğraşıyorum. Microsoft Dynamics altında C# ve JavaScript ile birlikte bir CRM danışmanlık firmasında yazılımla uğraşıyorum. Biraz arkitekt olmak istiyorum aslında ama bakalım. Daha henüz onda yetkinliklerim yok. Yok. Here to save your curiosity. Here to save your curiosity. Nazgul Gazi, şimdiki nesil böyle. Ya yok ama şimdi yaptığının yanlış olduğunun farkına varılmaması zaten büyük sıkıntı yani. O soruyu soran arkadaş Alliance'mıştı. Ha Alliance mı? Alliance yapar falan gibi bir şey mi bekliyorum? O neymiş öyle? Abi soruyu soran arkadaş Alliance olduğu için falan. No Perfect demiş ki yalnız arkadaşa baskı yapmaya gerek yok. Zira birçok Twitch yayıncısı yerlerde olduğu için Exo gibi karakterden ödün vermemiş yayıncılar da farklı konuşmaması doğal. Yani şöyle açıkçası yani benim için hiçbir problem yok ya. İstediğinizi sorabilirsiniz. Ben aslında normalde yaptığım şey şu oluyor genelde. Mesela eğer şeyi beğenmiyorsam, üslubu ya da ne bileyim bana birazcık farklı geliyorsa onu geçiyorum. Farklı bir şey yapıyorum. Bu boşluğuma geldi, denk geldi. O yüzden okudum. Yoksa okumazdım da. Bir sıkıntı yok. Ha bu arada soruyu cevaplayayım. Boy 1,73, kilom 90'ın üzerinde, 91 ya da 92 falan. Beden kitle endeksine göre normalin üstündeyim, evet. Soru cevapsız kalmasın.
Sıkıntı olmasın. Hocam internette eski resimlerinde obez gibisin, ondan aynı mısın diye sordum. Ne var bunda anlamış değilim. O zaman üzerine biraz daha düşünürsün ya. Yani şimdi burada bununla mesaiyi harcamayalım, olur mu? Üzerine biraz daha düşün bunu. Hani ya gerçekten bu güzel bir soru mu? Ya da hani bu soruyu sormaya hakkım var mı? Bana ne deyip geçiştirsem mi? Falan. Öyle olsa ne yazar? Olmasa ne yazar? Body shaming'e giriyor mu? Şu an bunun sırası mı? Yani bunları bir içinde değerlendir. Kendi kendine cevabını bulabilirsen ne güzel. Yani bir sıkıntı yok. Bunu mu kullanıyorduk? Ha, bunu kullanıyorduk, evet. Set the charge. Keep them off me, mortal. Şimdi buranın hikaye kısımlarının hepsini ta ne oldu be? Hikaye kısımlarını bitirdikten sonra bir dungeon daha atacağız. Zaten şu an 56 olmak üzereyiz. Yavaş yavaş 60'a yaklaşıyoruz aslında. Bugün belki 60 olabilir. Yapabiliriz yani. Şuna tıklayacağız. Place the second charge. Ha, bu arada ona saldıranları kendi üstüme çekip agroya alıp korumam gerekiyor, değil mi? Tamam, okey. Orada hakikaten ha, Elemental'dan daha fazla şu an şeyler vuruyor ve procluyor olabilir. Niye bilmiyorum ama. Time for some mayhem. Evet, level 60 olma yolunda ilerliyoruz. Ölüyorum. Eyvah eyvah.
Healer sınıfı tek rahat kasabilsin diye olabilir. Evet. Sanki biraz daha yüksek vuruyormuşuz gibi. Aa, bu arada tam zamanında level aldığıma kendimi hilliyordum. Oo, yeni pasif efekt. Hex. The cooldown of Hex is reduced by 10 saniye. Ver. Buradaki hem çiçeği alalım. Hem şunların kulağına şeyi üfleyelim. Şunu. Abi demin Uther'in yanındaydım. İnternette görmüşsündür. Mavi cilt hastalığı olan biri var. Aynı ona benzememiş mi yoksa saçmalıyor muyum ne? Vallahi Uther'in şu an Forsworn'larla birlikte olmuş olması ve daha sonradan da Kyrian'ların tekrardan kendi yapmış oldukları yöntemleri yeniden sorgulayıp onu daha sonra açığa kavuşturmasından sonra kendi hali o şekilde kalmış oldu. Yani biraz böyle kötü gözüküyor aslında ama ben açıkçası Uther'in oynadığı Shadowlands'teki rolden çok mutluluk duymadım. Yani Uther birazcık böyle şey olmuş. Yani tam bir kahramanken çok elden ayağa düşmüş gibi hissettirdi Shadowlands'te. Öyle hataları olan ve ne bileyim pişmanlıklar duyan vesaire bir karakter. Fakat tabii o karakterin etrafında şekillenen, çerçevelenen hikaye falan hoşuma gitti yani hani artası mava kendi atmış olması vesaire. Paladinliğine biraz halel getirmiş olması, yapmaması gereken hareketler yapmış olması vesaire. Evet, daha düzgün bir Uther olabilirdi. Ya da böyle direkt hemen yanlış yola sapan falan değil de. Offensive behavior. Bunu da yapmış olduk. Stand strong. Well fought, Mavix. This is our chance to strike at the House of Constructs. A direct assault will catch Garmal unprepared and crush their army in one fell swoop. But we need reinforcements. Ha! This outsider is worth Şimdi diğer tarafa gideceğiz. Go and claim our victory. Make it quick. You heard the Baron. March forward. 15 sene kadar önce Warcraft 3'te Arthas'ın gözünden Uther'i öldürmüştüm. Bugün aynı şeyi Uther'in gözünden görmek bayağı duygulandırdı. Ya evet o şeyde ben de duygulandım çok ya. Yani Uther'in hele Paladin töreni, Alonsus Fall Chapel'inde, Stratholme'un içerisinde falan. Ya hakikaten çok duygulandırdı yani. Bence
Güzel de yapmışlar orayı. Burası çok komik ya. Üstümüzdeki cesetleri atıp çıkmaya çalışıyoruz ya. Wait. I am not yet a corpse. I'm not yet a corpse. The others. Can you help me find them? Greetings, mortal. This way. We must free the survivors. Hippocos, what? Şunları çıkartacağız. Do to you? Can you speak? Can you speak? Şuradaki görevleri bir an önce bitirip yeniden bir dungeon almak istiyorum. Dungeon sırası. Can you reach the top? Hasan Can hoş geldin. Hasta mısın? Geçmiş olsun ya. Neyin var? Ya ortalığın karıştığı falan da yok bu arada. Yani bir yanlış anlaşılma oldu. Hallettik. Abi sence 9-2 Azeroth'la mı geçecek? Orgrimmar ve Stormwind Airbox'ların güncellenmesi iyice ikna etti beni bu duruma. Valla bence Azeroth'ta değil de sanırım bu şeyin geçtiği çıktığı yerde geçecek. Yani portaldan geçtiği yerde geçecek. Ama tabi daha sonrası nerede geçecek onu tam olarak bilemiyoruz. Ha, bunlar var değil mi? Bu görevler. Another corpse to collect. Aman Hasan dikkat et kendine. Ben en son kendimi klima çarptı zannederken test yaptır pozitif çıktığımı öğrenmiştim. Ne olur ne olmaz bir test yaptır.
Yani aslında pandemi zamanında test yaptırmakta fayda var, evet. On çeşit et, on çeşit taş, on çeşit kemik, üç tane gem, dört parça avradır, bir çanta gitti, üç tane ayrı setim var, o da bir çantayı götürüyor. İki adımda bir yaka binip astım. Ya o sıkıntı bende de var ya. Şurada bir item vardı ya, onu alınca içinden bir şey çıkıyordu. Ha, kolye. Hala burada bir şey var mı? Yok. Nasıl da hatırladım ama 116 level kolyeyi. All these atrocities. Something to report? How will we trust you? This reeks of Stitch Flesh's handiwork. Create a distraction while trust me or stand don't. Together. This is not what the Maltraxi stand for. Bloodthirsty? Ha, bunlar değil mi? Bunları almak biraz zor olacak. Maxima, Miraç diğer karakterlerinden Cortia item'ı göndermedin mi? Henüz göndermedim. Level 60 olduktan sonra Cortia ornament'ları göndereceğim buna. Böylelikle 200 eye level olarak level 60'a başlar diye tahmin ediyorum. Bu arada şu gelecek, ödüm patlıyor ya. Buna yakalanmayalım. Exodia, bu crafting regent'lar için infinite çanta verseler veya bu offset gearler için falan çanta sıkıntısı büyük. Yani aslında mesela 9.1.5'te gelen şeylerden biri de bazı stacklerin 20'den 200'e falan çıkmasıydı. Daha az yer kaplasın çantada diye. Fakat bunu her şey için yapmalılar. Ya da çanta olayını biraz daha farklı yapacaklar. Mesela gear'ınız farklı bir yerde duracak. Çanta farklı bir yerde duracak. Final Fantasy'deki gibi mesela. Öyle bir şey yapabilirler. Ya da yapmalılar bence. Ücretsiz server kaldı mı abi? Sayçım, ücretsiz serverlarla ilgili kanalımızda konuşmuyoruz. Çünkü ben onları emek hırsızlığı olarak görüyorum. Alliance'da 12 karakterimi de Shadowlands aşamasına getirmeyi başardım. Rekorumu kırdım. Oo, hadi geze. Oyunda çantasının en temiz ve düzenli benim herhalde. 108 slot boş çantada. Bankam da düzenli. Mermileriyle merkezi gibi düzenli. Ya açıkçası şöyle, yani oyunda ne kadar fazla şey yapıyorsan koleksiyon o kadar çok düzensiz oluyor. Öyle de bir sıkıntı var. Yani bende öyle oluyor mesela, bir şey düşüyor. Yani onun ne işe yaradığını bilmeden atamıyorum mesela. Mutlaka bilmem lazım hani ne işe yaradığını. O yüzden de birikiyor. Ya da ben bunu bunda kullanırım diyorum. Mesela benim 108 tane şey olmasına imkan yok main karakterimde.
Çünkü şu slot, şu kadarı sadece yıllarca almış olduğum giderken işte Hearthstone'lar, yok düdükler, yok bilmem ne. Çünkü ne zaman nerede ne kullanacağı belli olmuyor. Taşıyamıyorlar. Çok ağır geldi onlara. Abi selamlar. 2023-2024'te Blizzard'ın WoW'u maintenance modda tutacağını çok okudum. Daha önce konuşmuş muydum bu konuyla ilgili? Elbette bir iddia bu. Vallahi konuşmadım aslında. Çünkü yani çok fazla iddia var. Şöyle bir yorum yapabilirim bununla ilgili olarak. Blizzard'ın kendisinden böyle bir açıklama gelmediği sürece inanmamak lazım bence. Benim şahsi fikrim bu. Fakat gelirse de mantıksız olur mu? Bence olmaz. Eğer düzgün bir WoW 2.0 gibi bir şey çıkartacaklarsa ve onun içinde belli bir seneye ihtiyaçları varsa, bir sene, iki sene, oyuncular bekler. Zaten şu anki oyunda da en azından oyunla ilgili yapabileceğimiz her şeyi yapmış değiliz. Koleksiyonlarda, achievementlarda falan. O da insanların biraz bu şeyleri yapmasını sağlamak için bir catch-up zamanı olabilir. Tabii ki de farklı şeyler getirebilirler oyunu o arada. İlla bir expansion çıkmasına gerek yok. Ya da hikayede bir ilerleme olmasına gerek yok. Sezonlar arttırılır. Aynı şeyde o sezonlarda oynanır falan. Böyle bir şey yapılabilir. Hani gelir mi bence böyle bir şey? Gelmez de yani. Ama gelirse de benim için hiçbir sıkıntı yok. Maintenance modda olsun yani. Eğer düzgün bir şey olacaksa, sonrasında gelecekse bence gelebilir. Oyun motorunu yeniliyor olabilirler belki. Yani ama paralelde de yapabilirler bunları ya. WoW 2 gelmez bence, 4-5 paket daha gelir gibi duruyor. Yani işte WoW 2'den kastınızın ne olduğuna da bağlı. Yani tamamen yenilenmiş bir MMO günümüz standartlarında falan, ona hiç gerek yok. Yani daha iyi grafikler olsun falan diye Blizzard kendi oyununa şey yapmaz diye düşünüyorum. Unreal Engine'de yapsalar oyunu muhteşem olur. Ya çok gerçekçi olursa o kendi bir havası var ya, onu kaybeder bence. Twip abi selamünaleyküm. Oyun hakkında hiçbir bilgim yok. Sıfırdan başlanır mı sence? Tabii ki başlanır. Hatta Shadowlands oyunu sıfırdan başlayacak oyuncular için çok fazla geliştirme yaptı kendince. Yani level squish yaptı. Artık 120'ye kadar değil 60'a kadar kasmanız yeterli olabiliyor. Oyuna başladığınızda yepyeni bir experience harita var artık. Exiled Reach. Tutup da oyun sizi elinizden tutuyor. Hatta şeye kadar öğretiyor yani. Rotasyonunuzun ne olması gerektiğine kadar, o öğrenmiş olduğunuz birkaç şeyle. Yani tabii ki de başlanır. My blades are at your command. They deserved better than this. Show no weakness. We must persevere. Stand. We need a way through. Fails. Stand together. Fight as one. May we survive. How do we breach the barrier? Ha, bu taraftan gideceğiz değil mi? Diğer taraftan. Korktu. Artık gitmeyecek falan.
he will know that I, Malkrex, have completed his research, forging Tyrian flesh into the ultimate construct. He will also notice that you failed to purge the flesh of its memories before assembly. Nonsense! Once we embed a Maldraxian soul, it will squelch any remaining echoes of Bastion brainwashing. I just saw it move. Those Tyrian hearts are fighting down to take control of the construct! I'm out of range. Şimdi bunları keseceğiz. Many complicated factors that go into successful flesh preparation. Perhaps I needed a touch more. Aha! So you did botch the procedure. Genius must endure. Evet, şimdi of ya, buradaki görevi hiç sevmiyorum. Now to destroy their pet project. Wait, do not harm it. I am listening. Trust what remains of my fellow Kyrian. O 128. Such incredible power. We could even slay their baron. We could even slay. Bunları böyle tek tek mi öldüreceğiz? Seabest hoş geldin. Aleyküm selam, nasılsın? Hoş geldin. Oyunun aylık 130 lira olması dışında başlama engeli olacak hiçbir şey yok zaten ama maalesef kur. Evet yani bu oyunun dolar üzerinden ve euro üzerinden, hatta biz çünkü Avrupa'ya bağlı olarak oynuyoruz bu oyunu. Fiyatı eğer sizin için problem değilse oyun oynanabilecek güzellikte bir oyun. Şimdi bu baronu keseceğiz değil mi? Bu halimizle. Buranın Margrave'ini de daha sonra kesiyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Ulak GG. Ne oldu? Bir şey sesli mi geldi? Abi PC'den yayını açmıştım. Biraz yatağa uzanayım dedim. Yine uyuyakaldım. 1,5 saat önce yeni uyandım. Oo, hadi bakalım. Hoş geldin tekrardan o zaman. Sweep oynanabilecek 3 MMO'dan biri. Gözümde kişisel fikrimi soruyorsanız diğer MMO'lar tadımlık olur sizin için. 3'e oynayıp bırakırsınız. Bu oyunlar bırakılamaz. Yani evet, biraz MMO oyunlarının öyle bir yanı var.
vermiş olduğunuz emekle doğru orantılı olarak oyun süreniz uzuyor. Burada bir tane şey var ya. Madem mi çiçek mi? Ama başı da kalabalıkmış, vazgeçtim. Something to report. I will report to Vyraz and then join you at the seat of the Primus. Hadi bakalım o zaman. Yours is a legend I wish to witness myself. Jack Morrison, abi muhteşem Cuma'da Shadowlands'tan Epic Edition'ına indirim gelir mi? Vallahi zaten şu an Shadowlands indirimde bildiğim kadarıyla. Eylül'ün belli bir süresine kadar, 14'üne kadar mı neydi? İndirimde olması lazım. Shadowlands almak isteyen varsa kaçırmasın. Warcraft hoş geldin, selamlar. Empower the Rune of Guile. Raid'den sonra arkadaşlar şeyi almıştım. Follower moddan çıkartmıştım. İnsanlar merhaba diyebilsinler diye follower moda geri aldım şimdi chat'i. New World Ashes of Creation gibi iki yeni MMORPG var galiba, yeni. Evet. How goes the fight? Even here. I protect. We will report to Craxus. Oh, ayakkabılar da yenilendi. As you command, Baroness. See you soon. State your intent. You have your orders. Aa, burada bizim Mava falan da götürecek değil mi şimdi? 56 çok büyük bir ihtimalle. Biz buradaki görevlerin hepsini bitirsek 57 falan oluruz. Şimdi hatırladım onu. Abi Star Wars'ta Old Republic oynadın mı MMO? Yok, onu oynamadım hiç. Onun grafikleri ve oynanış yapısı bana çok çok eski geliyor ya. 2003 yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Star Wars. Svator. Vyraz, what happened here? The constructs retaliated. There were too many. Without Craxus, victory is out of reach. Destroyed the necropolis. We must open the seat of the Primus. Outsider, with me. And what if that hall stands empty? No, the seat is a fool's errand. We are chosen. We rely on strength of arms. We must gather our might. Hepsi bunun başının altından çıkıyor, biliyorsunuz değil mi bunu? Benim bir lise hesabımda 12 euro varmış. Gold'um var bayağı. Token alıp 13 euro daha ekleyip Shadowlands Digital Collector Edition almama değer mi? Çok bir şey vermiyor sanki. Yani Digital Collector Edition mount veriyor, pet veriyor hatırladığım kadarıyla. Eğer çok koleksiyoner değilsen yani çok da almana gerek yok gibi sanki. Dekanwow abone oldu. İkinci ayında. Çok teşekkür ederim. Abone olup desteklediğin için. Abi oynama yapısı, arayüzü falan direkt WoW copy paste. Ama biliyorsunuz WoW ondan sonra çıktı. Yani bir yerde bir copy paste varsa WoW kopyalamış olabilir yani. Kabal oynadın mı? Hayır. Kabal'da oynamadım.